İstanbul'dan taşınıyor muyuz? Farlarınızı yakın uzuyor. Gözümün üstüne sürmüştüm. Açayım da ya. Burası girişimiz. Mobilyaları aşağıya yaptırıyorum. Anladım. Yeni bir stil. Tamam. Ya var canım, bu yeni bir stil. Çatı katı olacak mı bunun? Çüş. Niye olsun? Ne bileyim, güzel olurdu çatı. Ceda, tavukları ne zaman yeriz? Ne? Rose. Ver onu yerim. Azıcık patates. Ya Ceyden, patates dediğin ağzına 20 tane atılınca güzeldir. Bu ne ya? Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Selamlar arkadaşlar. Yine yollardayız. Ama bu sefer size iyi ses verebilmek için ne zamandır araba videosu gelmedi. Çünkü bizim mikrofonlar bozuktu. Şimdi yeni mikrofonlarımızı aldık. Rahat rahat yolculuk ediyorum. Şimdi köye gidiyoruz. Bayramdan önce gidelim dedik bu sefer. Çünkü orada bir yandan ev yaptırıyoruz. Bir yandan da bayram ziyaretini önden yapalım dedik. Gitmişken size evi gezdirelim dedik. Neler yaptık? Kaç para tuttu? Kaç yıldır yaptırmaya çalışıyoruz? Bir sürü macerası var. Ceyda'nın köyü orman köyü. Yani orman evi yaptırıyor şimdi. Canlar bilirler Ceyda'nın köyünü, tavuklarını bilirler. Onlar şu anda hepsi gerçekten tavuk oldular. Yeni aboneler civciv, eskiler tavuktur. Hoş geldiniz bu arada yeni aboneler. İzleyip abone olduğunuz için, destek olduğunuz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ama bir de çan açan var, o hindi. Eskiler can. Hindi can. Ayağımda bir yara var arkadaşlar. Aklınız durur. Kampa gittiğimiz zaman bir şey sokmuş beni. Evet, çok kötü görseniz var ya. İndiğim zaman göstereceğim. Şey, videonun sonunda gösterelim. Videonun bir yerinde artık, neresinde olur bilmem. Siz bu. Aşağı yorum yazan olmasın. Sürekli ama tamam mı? Clickbait peşinde. Şu ayağımı kaldırıp gösterdim de Ceyda var orada. Abartma istersen falan. Çok kötü abi, çok kötü. Ceyda, abartıyorum. Tünellerde hep nefesimi tutuyorum, çok eğlenceli. Bak eminim oynayanlar vardı. Tünel değil, tünelcik. Biraz size belki köyde gezdiririm birkaç görsel. Köy değil o. Şöyle. Böyle köy olmaz. Kendiniz karar verin. Sanırsın köy. Almanya'da çiftçiler kooperatifinin tanıtım yeri ya. Öyle güzellikte. Köy kahvesi var mı? Var. Voleybol sahası var mı? Var. Köy okulu var mı? Var. Ceyda, voleybol sahası olması köy olduğunu gösteriyor senin için ya. Zenit kafanda böyle çalışıyor. Ben ama çünkü benim gözümde köyde akşamları voleybol oynanır. Ceyda, öyle bir köy mantığım var. Şile gibi ya. Şile'de milyon dolarlık villaları al, fotoğrafını çek, aynısı sizin köy yani. Ama öyle onun dışında her şey var. Sonuçta benim tavuklarım var mı? Var. Bahçemden yumurta mı yiyor mu? Yiyor. İnekler yani. Geçiyor, bok var mı yerde? Var. Önemli olan bir köy için yeterli. Fırat, kaçırma sakın yolu. Şu anda daha değil ama sen yine de. İnşallah kaçırmayacağım. Kocaeli Batı girişi diye dev gibi bir tabela olacak karşında. Gözlerin görüyorsa onu görürsün. Ne? Kocaeli? Batı girişi. Tamam. İzmit Batı girişi. Kocaeli mi İzmit? İzmit aşkım. Kocaeli zaten burası bak. Neden o zaman Kocaeli Batı girişi diye beynime şimdi İzmit yanlış bilgiyi kodladın? Önce görmeyeceksin zaten. İzmit Batı girişi orada. Ben Kocaeli Batı'yı arayacağım şimdi, biliyorum kendimi. Bu kamyonlar nereye gidiyor ya? Çok kamyon anam. Ceyda'nın tırları vardı arkadaşlar. Ceyda çok zengin. Neredeyse bir abone şeyi kadar tırı var bunun. 700 bin olduk mu? Olmuşuzdur şu anda. Şu anda olmuş olabilir. Ayyoo. Şaka maka 700 bin olduk be. Teşekkürler vallahi billahi. Allah'a teşekkürler herkese. Bundan bir sene 2 ay önce başladık. Ceyda hatırlıyor musun? 100 bin olduğumuz zaman havalara uçmuştuk Ceyda. Oo, 100 bin olduk falan. Annemlerin yanındaydık. O kadar sevinmiştik. Evet, bu arada 100 bin olduğumuzda İzmir'deydik gerçekten. Size de tatil vlogu çekiyorduk. Annem de sevinmişti. Evet, çok sevinmişti. 750 bin de benim havam var. Evde bir çifte tellim var 750 binde. Çifte tellim mi? Havam bu. Sevinirim. Tabii bu işimizi iyi yaptığımız, sizin de mutlu olduğunuzu gösteriyor. Şu çok önemli abi. Ben kendime soruyorum mesela, niye YouTube yapıyorum? Abi zaten stresten ölüyor herkes, işinde gücünde. Ortaokula giden insanın stresi mi olur? Oluyor yani işte, dersinden, bilmem nesinden, sosyal medyasından, oradan arkadaşları yüzünden falan. En azından diyorum ki yani, giriyor insanlar, kafa dağıtıyor, keyif alıyor ki abone oluyorlar. Şu hayatınızdaki 30 dakikayı güzelleştir. 30 dakika niye izlemiyorsun sen videoyu kardeşim? 30 dakikanı. Şimdi aşağı yorum yazacak. Abi çok beğendim, çok güzel videoydu. Ama 20 dakikasını izlemişsin. 30 dakika izlemiyorsan niye böyle bir hareketlere giriyorsun? Haksız mıyım? Çok haklısın. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu oluruz. Yani lütfen. Ayrıca bilginiz olsun. Okuyabildiğimiz kadarını okuyoruz. Evet abi. Bu arada yani gerçekten çoğunluğunu okuyoruz. Ama okuyorum diye hepsine cevap vereceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü şunları görüyorum. Bakayım, bu yorumu okuyor musun? Bakayım, ya çakallar ya. Ya çakal. Okuyoruz tabii. Onu da okuduğumu yani buradan anlamadım. Özellikle videonun ilk günü çoğunu okuyorum ben. Çünkü sürekli mesela 3-4 saatte bir girip yeni yorumlar deyip okuyorum. Çünkü orada mesela yapıcı eleştiriler de oluyor. Bakıyoruz böyle. Ha bunu yapmayalım, bunu yapalım. Bak bunu sevmiş insanlar, bunu sevmemişler falan. Sonuçta size yapıyoruz yani. Ya bir de şu var. Güzel kardeşim, tatlışım, fındık. Bana bak. Videoyu atıyorum. Birinci dakikasında mükemmel video, çok eğlendim. Kalp atar mısınız yazıyorsun. Daha videoyu atalı bir dakika olmuş. Video olsun. 30 dakika. Yaz kardeşim. Beni mi kandırıyorsun sen? 30 dakikayı izledim yaz. Daha çok kalp gelebilir. O nedir ya? Daha bir dakika olmuş atalım. Müthiş canlar, efsaneler. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Geçen gün Google'a şey yazdım. Ne oluyor ya'nın takipçisi artı Instagram. Bunu mu demek istediniz? Mükemmel çıktı. Şimdi tünele giriyorum. Farlarınızı yakın uzuyor. Gözümün üstüne sürmüştüm. Açayım da yaz. Bakalım bacağımdaki yarayı ne zaman göstereceğim.
Evet, gördüğünüz gibi evimize geldik. Ceyda'nın evi daha tam değil. Üstü hiç yok. Kaçak kat çıkmış gibi ama. Hayır, şimdi önümüzdeki hafta da çatısı bitecek. Böyle çatısı da ağaçtan şeyden biri büyük bir çatı oldu. Bayağı da güzel olacak. Burada da kumları mı var Ceyda? Şey havuzu yapılacak. Ne havuzu? Ayakları sokmalık. O zaman şey al. Ne alayım? Ördek. Ördek alayım oraya. Ördek al tabii ya. Ne olacak? Evet, olabilir. Anlat bakalım evin nasıl bir şey. Şimdi olacak? Öncelikle tavuklarım şurada. Ha, artık tavukların olduğunu kanıtlayabilir Ceyda Hanım. Bir tane tavuğu var Ceyda'nın. Bir sürü var. Geziyorlar Fırat. Evet, geziyorlar. Nerede lan? Gel şimdi sizlere. Hi. This is my village house. Burası ne Ceyda'cığım şimdi? Veranda olacak. Şöyle geliyor. Böyle devam ediyor. Evet. Arkaya kadar. Şurada köşede bir kış bahçesi gibi bir şey olacak. Orası yemek odası aslında. Evet. Oradan da aşağıya böyle teras inecek. Buradan yukarıda aşağıya inecek. Değişik stil olacak. Devamını gene gelir çekerim. Hiçbir şey anlamadım ama anlayan mimarlar yazsınlar. Burası zaten ön taraf. Burada da oturabileceksin. Tabii. Orada çitleri da olacak burada buranın. Çitleri olacak, yanları yapılacak. Yani onların daha herhalde birkaç haftaya anca biter. Evet. Devam edelim. Evet, giriyorsun direkt içeriye. Burası girişimiz. Sonra üst katı da gezdireceğim. Aa, ev başlıyor. Evet, şu an başlıyor. Ev biraz olmuş. Burası alt kat, yatak odalarının olduğu kat. Bizim salonumuz üst katta. He? Ters. Manyak mısın Ceyda? Evet. Bak nerede? Yukarıda. He, tamam olur. Çünkü burada üst kattan manzara çok güzel gözüküyor. Şimdi size gösteririm. O yüzden de yani burası otururken, orman olduğu için otururken daha olarak karşıya görmek daha mantıklı. Görmek daha mantıklı. Burası öndeki bir odamız. Evet. Gördüğünüz gibi kapılar. Kapıları takılmış. Burası banyo. Oo. Bunu abim yaptı bunu. Buranın camı gelecek. Bu da ben. Aynılar. İç güveysi. Selamünaleyküm. Evin iç güveysi. Evet. Tamam. Bunlar zaten lavabo. İşte tuvalet. Tuvalet burada. Buraya duşakabin gelecek. Cam. Duşakabin gelmeyecek. Böyle uzunlamasına bir cam gelecek. Duşakabin işte. Evet. Sonra geliyoruz. Bir tane yatak odası oluyor. Şöyle. Hangi oda senin Ceyda? Burası mı? Burası senin? Da olabilir. Emin değilim. Benim odam. Ya orası çok küçük ama sen mi? Neresi küçük? Bir tane daha oda var. Gidiyoruz. Ha, gidiyoruz. Burası küçükmüş. Ne istiyorsun daha? Ne yapalım? Öyle gelir. Arkadaşlar bu arada benim ayağımı baktırmak için sağlık ocağına gittik. Doktor korona olmuş abi. Evet abi, inanılmaz ya. Gösteriyorum. Görüyor musunuz sizler için? Ormana gittim. Başıma neler geldi? Ne sokmuş olabilir sizce beni? Doktorlar varsa yazsın. Yorumlardan gidiyorum. Böcek bilimciler yazsın. Burası üst katımız olacak. Şurada şöyle altta küçük belki bir saklama alanı olabilir. Evet, üst kata geldik. Normalde bu kat bitmiş oluyordu bugün biz geldiğimizde. Hatta annemin de haberi yoktu, babamın da haberi yoktu. Biz onlara sürpriz yapacaktık abimle, üst katı bitirdik diye. Ama ustalar gerekli malzemeleri getirmedikleri için cumartesi günü getireceklermiş. Haftaya bitecek yani tamamı. Sonra ben bir daha gelirim, size tamamını da gösteririm devamında. Buralar şimdi komple cam olacak galiba şurası. Pencereler komple cam. İşte evet. Yukarı böyle lambiriden çatı olacak. Çatı olacak. Yüksek olacak bayağı. Burası böyle bir mutfak oluyor. Mobilyaları aşağıya yaptırıyor. Yani mutfak mobilya, hani dolap alıyoruz ya yukarıdan. Evet. Onlarla uğraşmayalım diye. Buradan. Niye? Senin boyun 1.20 diye. Ben böyle tercih ediyorum. Şuradan şuraya kadar bir tezgah olacak. Tamam. Uzun. Altında olacak dolaplar. Yani üst tarafta hiçbir şey olmayacak. Anladım. Yeni bir stil. Tamam. Ya var canım, bu yeni bir stil. Sonra burası zaten küçük bir yemek odası gibi bir şey olabilir. Sonra burada ortada bir ada. Evet. Ve salon. Buradan buraya kadar veranda gibi böyle bir teras çıkacak zaten. Anladın mı? Ön tarafta full cam olduğu için salondan tekrar balkona çıkmamıza gerek yok. Zaten bir yani tane burada dışarı mı çıkacağız? Evet, burada dışarıda kocaman bir oturma alanı olacak. Ya burada oturduğunda zaten bu orman yani. Şurası orman bu arada arkadaşlar. Burası orman gibi. Bakın şu yol ormana gidiyor. Ha? Çatı katı olacak bu bunun. Çüş. Niye olsun? Ne bileyim, güzel olurdu çatıda. Aşkım çatıda salon. Çatıda da beni Harry Potter gibi tutsaydınız ailecenik. Allah, ben yukarıda kalsaydım. Şurada bir odamız daha var. Burası küçük bir hobi odası. Annem resim yaptığı için. Burası onun güzel malzemeleri. İşte küçük bir tuvalet. Kaç yıldır yapmaya çalışıyorsunuz bu evi? Evi bayağı 4-5 yıldır yapmaya çalışıyoruz. Çünkü oraya bir takım şeyler girdiği için biraz bekleme durumunda kaldı. Biz evi aslında yapacağımız zaman, yani 2 sene önce, arsa maliyeti yok. Burası zaten köyümüz ve bize ait bir sürü yer. Bir sürü yer ne ya? Ceyda komple köyün ağası arkadaşlar. Hanım ağa. Evet. Çünkü akrabayız zaten biz. Her yer bizim yani. Mesela ben aşağıdaki evde büyüdüm aslında. Orada da evimiz var. Onu size göstereyim. Lanet olsun. Tamam, ev kaça geldi? Ha. Bu ev normalde tamamı bitmiş hali 60-70 bin liraya geliyordu bize. Evet. Hesaplanmıştı. Daha şu anda çatısının bitmiş hali zaten 120 bin liraya geldi. Sadece çatı. İki katı çıktı. Yani aşağısıyla tamam yukarısı. Evet. İki buçuk katına falan çıktı. Yani eskiden daha uygundu. Şu anda aşırı zor bir zamanda ev yapıyor olduk. Yapacak bir şey yok. İyi de beklesen daha da pahalanacak. Beklesen daha da zor olacak. O yüzden devam edelim dedik. Hadi neyse. Hadi devam edelim. Hadi devam.
devam edelim deyip evimizi yaptık. Mutfak nereden alacak? Bana mutfakçılar lütfen mutfak gönderir misiniz? Paketleyip kargoyla. Yok mu mutfak sponsoru Yok Ceylan? Yok mu mutfak sponsoru evime? Yok. Var. Olabilir. Mutfağı yapılacak, mutfağı seçilecek. Onların detayları, bu arada malzemeler gerçekten eskisi gibi değil. Çok pahalı. Yani bu evin tamamen bitmiş hali. Evet. Şu anda tabii sizin seçeceğiniz şeye göre değişir ama en uygun fiyatla düşünürseniz tamamen bitmiş hali 200 bin lira. Mutfağı, tuvaleti, her şeyi dahil. Her şey dahil. Yani gir anahtar teslim. Anladım. Adresinde. 200 bin lira. Öyle ya, tavuklarına bir gidelim biraz. Şimdi size biraz tavuklarımızı gösterelim. Evimiz bu şekilde. Merdivenlerden. Burada bir ses var. Abimi videodan hatırlarsınız. Ne hale geldi ev yapmaktan çocuğum. Evet. Gerçekten barınağını yapıyor. 25 günde resmen. Büyük ölçüde bu arada abim yaptı. Abim yapmasa üzerine bir de 20-30 bin daha koyayım. Havuza gireriz yazın. Yavru piliçler. Bak arkadalar, gördün mü? Bak içerideler pilişler. Mip mip diyor bak. Bak börekten çıkmış, görüyor musun? Biraz daha zaman var. Ceyda, tavukları ne zaman yeriz? Ne? Gel gel. Oo. Bak bak bak. Üzerinde karıncasıyla. Ay yugum 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 yugum. Civcivlerim de yok demezsiniz. Onlar da var. Ben bu köyde büyüdüm arkadaşlar. Aha, asılları burada. Horozun da burada. Korkuyorlar ama. Yavrular. Geçen sene hatırlarsanız burada video çekmiştik. Şuraya koyalım, bakabilirsiniz. Fırat beni yemiş, yani beni size bir deliymişim gibi göstermiş, tavuklarım yok diye. Gördüğünüz gibi tavuklarım var. Evet. O zaman şimdi birazcık ailemizin yanına gidiyoruz. Hadi. Evle ilgili fikirleriniz varsa bana, mesela şöyle olsa, şurada şu malzemeler var gibi şeyler yazabilirsiniz. Beklerim her zaman. Devam edelim. Bir çılgınlık yaptık. Şu anda Burger King'e girdik. Yedik ama devamını dedik, yolda yiyelim, muhabbet edelim. Bayağıdır hiç yani böyle bir şey yememiştik bu arada. Çok uzun zaman olmuş. Abi çocukluğuma geri döndüm diyebilirim. Eve söylenenle mekanda yenilen arasında bu, evet, kadar fark olmamalı, evet, yani. Bunu piştiği gibi tüketeceksiniz. Ha. Abi acayip güzel. Çok güzel. Yani bir mukbanga hoş geldiniz. Ve en güzel, yemin ediyorum, ranch sos. Ranch. Lan ben nasıl becerdim bunu? Terse çıktı. Rot. Keşke bu anı görebilseydiniz. Böyle döndü ve bize gelen arabalara doğru gitmeye karar verdi. Bu güzelmiş. Bu neydi bu? Ranch sos. Oradan bana bir şeyler daha ver bakalım. Bu bir reklam değil bu arada arkadaşlar. Vallahi öyle canım sıkıldı. Ya reklam olsa eve söyleyince kötü der miyim zaten? Ama reklam olsa da güzel olurdu yani. Niye olmasın ki? Böyle şeyler. Çok iyi. Şimdi bu ne? Tavuk mu yiyorsun şu an? Bu tavuk çok güzel bu. Bu tavuk babam. Ha babam, bu tavuk ben. Ben son halkası diyeyim. Onu tavuk sevmem. Gel görelim ev hikayesine. İstanbul'dan taşınıyor muyuz? Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. İşimiz bizim internetten olduğu için her yerde yaşayabiliriz aslında. Ben Ceyda'ya hep diyorum, niye İstanbul'da yaşıyoruz? Yani masrafımız 3'e katlanıyor, 4'e katlanıyor hatta. Malum ev kiraları mevcut. Mesela bizim Utku ev arıyor. Caddebostan'da ev olup kiraya verenler. Utku'ya ev arıyoruz. Evet, 5000 liranın altında ev yok ya. Çok pahalı arkadaşlar ya. Şimdi diyecek ki diğer şehirlerde oturanlar, 5000 lira kira ne? Ya. Vallahi öyle arkadaşlar. Öyle ya. Öyle müthiş lüks evler falan değil ha. 2 artı 1, 3 artı 1 falan, hani böyle minik işte küçük bir banyosu falan filan hani. Beni besle. Yani durum böyle olunca, şimdi düşününce, mesela ben olsam YouTuber olsam Antalya'da, Eskişehir'de, İzmir'de falan yaşarım. Yani hem büyük şehir hem ucuz şehir. Ben de YouTuber olsam ama değil miyiz aşkım? Ama benim karım YouTuber kafasında çalışmıyor. Hayır diyor. Orası köydeki evimiz. O hafta sonu. Canın ne zaman isterse. Zaten bizim bütün sülalemiz orada olduğu için. Yıllardır benim çocukluğumun geçtiği bir yer. Akrabalarımız var. Orada zaten annenler düzenli yaşar. Evet. Abin yaşar. Abim yaşayabilir ama inanılmaz dinlendirici ve gerçekten muhteşem doğası olan süper bir yer. Aslında oraya taşınmıyoruz. Ama ben şahsen hafta sonları falan bir gidip değerlendirmeyi düşünüyorum. Fırat'ı bilmem. Şöyle bir İzmir'den bir yerden bir ev bulsak da taşınsak geceyden. Ceyda bu iyiymiş bu. Şimdi sen bana az önce şu kadar bir şey mi verdin Ceyda? Evet. Açım, aç yavrum, aç. Ver biraz daha. Allah'ım ben kendim yiyeceğim yani. Ver, yiyeceğim. Elini indir abi. Ben götürüp yiyeceğim. Galiba elimi az önce mayonezin içine soktum. Evet. Çünkü sen kocanı beslemek istemiyorsun. Besliyorum Ceyda. Aşkım, ne yapayım şimdi? Sevmediklerinden bana veriyorsun. Az önce bir parmağımın yarısı kadar patates kızartması verdin bana. He, var mı dahilim? Ver onu yerim. Wow. Amerika'da neden insanların obez olduğunu biliyor musunuz? Mesela Burger King'den şöyle söyleyeyim. Evet. Kadının bir tanesinin bir röportajı vardı. Diyor ki ben diyor çocuğuma bir havuç alınca ödediğim parayla çocuğuma bir Big Mac menü alabiliyorum. Yani gariptir ki orada fakirleştikçe obezite artıyor. Çünkü hep fast food tüketmek zorunda kalıyorlar. Bizdeki lahmacun gibi. Ne alaka ya? Lahmacun ucuzdur ya normalde hani. Eskiden ucuzdu gerçi, artık ucuz değil ama. Eskiden ucuz olan lahmacun. Bir zamanlar ucuzdu lahmacun. Yani yöresel lezzet olunca, şimdi adamın yöresel lezzeti de Burger King'di yani, ne diyeyim yani. Doğru. Adama bak, bizim buranın hamburgeri meşhurdur. Bu ne ya? Patates kızartmasını milkshake'e batırıyorlar. Ben denedim, mükemmel oluyor. Ama vanilyalısıyla. Ben milkshake eskiden severdim.
Eskiden ağır eskiden sevdiğim bir şey. Ağır yaşamlar var ya TLC'de. Kimse yemez ama fast food herkes yer. Ama ağır yaşamları izlerken çok kilolu bir adam vardı. Ellerinde tavuk vardı yağlı ve Big Mac böyle bir elinde, tavuk bir elinde. Bir taraftan da milkshake içiyordu. O gün bir bulandı benim midem. Bir daha da milkshake asla içmedim. Ben çok seviyorum. Asıl Amerika'da milkshake'i normal pasta var ya arkadaşlar. Dilim pasta. Atıyorlar abi onu blender'a. İçine süt koyuyorlar, biliyor musun onu? Yapalım. Milkshake yapıyorlar. Pasta çöp diliminden. Çöp çöp pasta diliminden milkshake. Adam kafayı yiyordu içerken. Yani onu bir şekilde sıvı hale getiriyorlar. Gerçek pasta diliminden yapıyorlar ya. Bizim şimdi içtiğimiz milkshake gerçek milkshake olmuyor işte ya. Olabilir bu arada, yapalım mı? Gerçek pasta diliminden milkshake yaptık. Yapıyorlar mı? İster misiniz? Videosu gelsin derseniz. Önce pastayı yapmam lazım. Ya da pastayı satın alayım ya. Pastayı 5 dakika sürecek video. Kızım pastayı satın aldın, milkshake'in içine şeyini attın, blender'a bastın, 30 saniyelik iş ama tadını merak etmeli değilim. Ben de merak ettim. Son zamanlarda çıkan trend 100 liralık hamburgerlerimiz var ya işte. Özellikle bizim muhitte çok var, tamam mı? Hamburger istiyorsun mesela. Kiri burger, ana burger, baba burger, lord burger, pırt burger bilmem ne falan filan. İşte 150 gram hamburger, roquefort sos, bilmem ne chateaubriand falsosu verilmiş falan filan diye koyuyorlar. 150 gram işte atıyorum 60 lira falan. Şunun tadını vermiyor ama. Çünkü bu bizim küçükken yediğimiz ve bizi böyle dream yemeklerimizden biri olduğu için. Hayır abi. O yüzden de tadamadığımız. Bence ondan değil. Bence güzel abi. Ekmeği daha iyi. Tamam, o da ayrı. Ama kesinlikle eve söylenmez. Gidip yiyeceksin. Kesinlikle yani. Gidip yiyeceksiniz. Ya kesinlikle eve asla söylenmezsek. Geçen gün de aynen böyle canım çok istedi, dedim ki eve söyleyeyim dedim. Size yemin ediyorum asla eve böyle bir yemek gönderilmez yani. Yemedim tabii ki. O yüzden Facebook şeyim burada kalmıştı. Bunu iyi ki bugün yedik. Hiç yemedim evet. Çünkü ondan. Çöpe attım hepsini. Yok mu tavuk falan? Var bir tane daha. Hepsini ben yiyorum ama sen doymuşsundur ya. Ben doydum zaten. Bak mesela ne yapıyorum biliyor musun? Kendime bir porsiyon söylüyorsam 1,5 söylüyorum. Ceyda'ya da 1 söylüyorum. Ceyda yarısını yiyor. Ben 2 porsiyon yemiş alıyorum. Ne olursa olsun böyle. Şu Antep mantep mevzularını başlatalım mı? Sana bir mırra içireyim, mırra. White chocolate mırra. White chocolate mırra bu. Çok güzel bir şey kızım. Starbucks'ta şu white chocolate mokayı nasıl içiyorsun diyor. Ya ben onu pasta gibi de içiyorum. Ben yoksa kahve öyle sevmiyorum ki. Ya bu peynir şeyleri mesela bilmiyorum. Hiç yemedim. Bence güzel değil. Yemediysen nasıl güzel olmamadığına karar verdim. Görselini beğenmedim. Kızım bir ısır bak. Bunları hiç yemedim. Bence güzel değil. Bu dışarıdan baksan işte, tavuk değil. Sanarsın. Çok peynir. Yalan bir şey, evet. Ben anlarım. Ben bir şey görüntüsünden anlıyorum güzel mi değil mi? Mumların da görüntüsü kötü ama kendisi mükemmel bir şey. Asla yemem burası. Kellerinin görüntüsü kötü ama mükemmel bir şey. İğrenç bir şey. O doğada hayatta kalmaya çalışan Ed Stafford muydu isim? Evet. Adam demiş ki kepslerini görüyorum herhalde, bilmiyorum doğru mu da. Kelle paçayı herhalde dünyada hiçbir şey kalmadığında falan yenilen bir şey diye düşünüyorum falan gibi bir şey söylemiş. Lan adam böcek yiyor. Konuşmasın. Ayrıca sakatat Fransızların da çok yediği bir şey. Amerikalılar, Ed Stafford İngiliz mi bilmiyorum da, Amerika'da Fransız restoranları çok revaçta, ünlü. Fransızlar ne yiyor biliyor musunuz? Hani şu kumdan çıkan böyle uzun çubuk şeklinde bir midye gibi bir şey vardır. Biz onun içini çıkartır balıklar avlarız. Anladınız mı? Solucan. Çubuk ama deniz böyle. Deniz yiyorum. Hayır. Sabah böyle kafalarını çıkartırlar. Şu uzunlukta bir incecik bir kabuktur. İçinden böyle solucan gibi bir şey çıkar. Biz onunla balık avlarız. O kadar çok satılıyor ki Türkiye'den oraya yemek yapıyorlar. Siz ne zaman balık avlıyorsunuz Fırat Bey? Ben... Biz Türkler. Biz kimsiniz? Biz işte ya, ne bileyim ben. Daha ben de önce öyle avladım. Daha ben de önce öyle avladım. Ya bence ne al? Bu yalan peynirden vereyim bir tane daha yerim. Yok bence bana biraz fazla geliyor. Ben başka yemem. Ben yerim. Tünele giriyoruz. Acık patates ver kocana. Acık patates. Ya Ceyda ne bu ya? Ne yapayım Fırat? Patates dediğin ağzına 20 tane atılınca güzeldir. Bu ne ya? Fırat ağzına buradan şimdi 20 tane ben nasıl atayım senin ya? Lisede ilk buluşmasında kızı Burger King'e götürmüş, karşısına patates yiyen oğlan gibi. Bak bu bak, kız böyle yiyor. İlk buluşma. İşte bizim de okulda durumları. İkinci buluşma. Ne yapayım size? Bir ay sonra. Hasanlarla futbol maçına gideceğiz. Ara sana görüşürüz lan sana. Tamam mı canım? İşte biter mi? Yavrum bayılıyorum lan sana. Bu. Yalansa yalan değil. Ne lan o? Bir de ben ne diye yemeği seviyorum biliyor musunuz? Tatlı, çikolatalı, bisküvi tadında bir şey yediğim zaman şöyle yan taraftan şey yapıp, değirmen döndürüyormuş gibi yapıp hepsini dişlerimin arasına çıkartmayı çok seviyorum. En sevdiğim şeylerden biri. Yani böyle yapıyorum. Bütün böyle çikolata böyle dişlerimin arasından çıkıyor. Patates ver, patates. Hiç yiyemedim. Bir de abi ben neye özeniyorum biliyor musun? Her milletin özendiğim bazı şey. Mesela Korelilerin yemek yerken ağız şapırdatması yemeğin güzel olduğunu anlatır. Yemek güzelse ağız şapırdatırlar. Hiç sevmem. Diye. Ağız şapırdatması. İşte bir zaman alışmadığımız için. Alışınca var ya onun tadını ayrıca ekstra alıyorsun. İşte ıslığım, canımın içi. Ben küçükken elimi yıkamam lazım. Annemlerin şeyi var. Elini mi yıkaman lazım? Ya, şey bitti mi? Işte. Doydun mu? He. Annemin Sodexo fişleri vardı. Sodexo muydu neydi? Aynen. Bütün İzmit'e habire hamburger menüsü varlardı. McDonald's zaten başka bir şey yoktu çünkü İzmit'te. Hepimiz yani gençler olarak 100 kilo almışızdır o süreçte. Güzel yedik Ceyda. Ay. Kendimizi şımarttık. Neyiz bize? Bill Gates falan mı? Burger King yediler, havalara bak. Harbiden ha. Ama bak bazı şeylere ara verip sonra başlamak kadar güzel bir şey yok.
Eyvah, çok hızlı olmam lazım yoksa karım nefessiz kalacak. Çabuk öndeki pıp pıp. Tamam. Çıktık bebeğim. Aa, size neler söyleyeceğim ben. Mersin'e gidiyoruz arkadaşlar film çekmeye. Evet, bir tane daha Fırat'la birlikte oynadığımız bir film gelecek. Daha çekeceğiz yani. Bu sefer karı koca oynuyoruz kardeşim. Bu sefer karı koca. İlk defa karı koca oynayacağız. Ay nasıl güzel, yardırırız var ya. Bak sevgili oynadık. Ceyda başkasının karısı oldu. Ben kocasına yakın arkadaş oldum. İki aşağıydı oldum. Bunu da oynadık. İki tane öğretmeni oynadık. Arkadaşı oynadık. Şimdi karı koca oynuyoruz. Şimdi karı kocayız. Hem de komedi filmi. Güzel, güzel. Göreceğiz, göreceğiz. Çok güzel. Hem de hikaye de güzel. Mersin'deki kardeşlerim. Varsa öneriniz Mersin'de şunu yapın, bunu yapın. Söyleyin. Mersin. Allah aşkına yazmayın. Tantuniye diye yiyeceğiz zaten onu. Mersin'de ne yapak? Mersin'de buluşma. Ne zaman buluşacaksın? Ya işte biz 10 gün çekim yapacağız. 19 günde çekim yapacağız arkadaşlar. Ve sabahtan geceye kadar. Yani boş yok. Aynen. Yani Mersin'de boş vaktimiz pek olmayacak ama. Ama yolda karşılaşırsak. Aa, her zaman zıpla gel kardeşim. Atla gel. Şöyle şeylerimiz yok yani bizim. Bak tek yapacağın şey şu. Abi YouTube'dan tanıyorum, anında yemek ısmarlarım. Çünkü YouTube'dan tanıyan benim için başka. O çünkü beni tanıyor ya. Bizi kişi olarak tanıyor. Tabii. Şimdi mesela geliyor diyor ki vay diyor işte efendim mesela en son savaşçı yaptım. Üsteğmenim ne haber diyor. Bir afallı diyorsun. Ne üsteğmeni? Ha diyorsun. Adam benden askeri tavırlar sergilememi istiyor karşılaşınca. Hayalleri yıkılıyor sonra. İzah et. Bana diyor ki hiç dizideki gibi değil misin? E değilim tabii kardeşim, orada rol yapıyoruz yani. O muhabbet hiç sevmediğim bir muhabbet olduğu için ve hep bunu yaşıyorum. Bana şey diyen oldu ya, sen kendini bozmuşsun. Şort giyiyordum. Askılı var üzerimde. Yaz. Mafyatik bir dizide oynuyorum. Adanalı değil. Taksici baktı bana. Bu ne hali ya? Sen kendini bozmuşsun dedi. Pardüsüyle mi gezeceğim ya? O yüzden en güzeli YouTube'dan tanıyan adam. O zaten biliyor her şeyi. YouTube'dan tanıyan cam. Sen lanet olsun. Karım olmasa seni alırım bak. Onu sana söyleyeyim. Basarım nikah kardeşim. O nasıl çana basmak, o nasıl zile basmak ya. Böyle bir şey yok ya. Aşık oldum sana adeta. Bir de yorum atmışım, beğenmişim. Sen ne yapıyorsun ya? Instagram'dan takip ediyor. Yapmadığım bir hiçbir şey kalmadı. Verelim ülkenin anahtarına gidelim ya. Sen kontrol edersin bu ülkeyi yani. Öyle bir zeka, öyle bir krallık yani. Oo geldik galiba. Buraya ne yapıyorlar Ceyda? 41 kilometre diyor İstanbul'a. Nereye geldik? Ben de ulan dilovasından şimdi çıktık. Nereye geldin? Her yer aynı zaten. Dediğim gibi Utku'ya ev arıyoruz. Evi olan yaz. Eve olan, kiraya vermek isteyen, düzenli kira vereceğine emin olduğunuz, evet, tertemiz bir kardeşimiz. Titizlikten ölür. Virüs girmez eve bak, o kadar söyleyeyim. Mükemmeldir. Oturur ciddi ciddi, sessiz sessiz kulaklığıyla kurgusunu yapar, ses çıkmaz evden. Evet, Fırat gibi vaa diye alınır mı? Katiyen, katiyen. 10 numara bir kardeşimiz. Geçen gitmişler ama emlakçı evi gezdirirken demiş ki abi kapora verdiler. Ulan niye geziyoruz demiş o zaman. Çünkü 3 emlakçıya birden veriyorlar ya, öbür emlakçı tutturmuş evi. Anında gidiyor ya. Ben bayağıdır arıyoruz bu arada. Yok yani, adam ev yok. Neyse, bulunacak. Bulacağız. Bir emlakçı bana demişti. Ev, senin evin seni bulur. Ya sıcaktan kamera kapandı. Bilmiyoruz yani nerede kapandığını. GoPro 7 incelememizde sıcaktan kapandığını gördük. Çölde sıcakta çekim yapmak isteyenler bilginiz olsun. Sıcakta kapanıyor. Ki arabanın içinde klima açık. Araba gayet serin değil mi? Evet, soğuk neredeyse. Güneşi aldığı gibi kapandı. Peki bu insanlar bunlarla dünya kadar her yerde çekim yapıyorlar. O insanlardan... Ama bizim gibi manyak gibi başından sonuna açmıyor ki adam. Atlıyor, zıplıyor, o zaman açıyor. Motosikletle giden... Gerçi. Mesela motosikletle bilinen bir yanlış söyleyeyim mi size? Motor almayı düşünüyorum. Buradan bilginiz olsun. Onun da videosu gelecek. Çok sıcak havada motosikletle hızlı giderseniz serinlemezsiniz. Aksine o sıcak hava partikülleri sizi öyle bir çarpıyor ki kafanızı böyle iki tane fön makinesiyle fırının içine sokmuşsunuz. Fırını da açmışsınız gibi oluyor biliyor musunuz? Benim tanıdığımın gözündeki lensin kurumuşluğu var bak. Çöle gidiyor bunlar. Afrika'da motosiklet sürüyorlar. Lens kuruyor abi. Tanıdığa bak. Çöle gidiyor. Afrika'da şey sürüyor. Bizim böyle tanıdıklarımız var Ceyda. Bizim bir tanıdığımız da... Geçen İzmir'e giderken. Yavrum motoru alırsak bir Avrupa turumuz var sende motosikletle. İnanılmaz. Korkmazsan eğer. Bakacağız. Ceyda korkmazsa. Korkmaktan değil. Comfortable'lığı önemli benim için. Aynen. Artçısı için çok konforlu olan, çok da pahalı olmayan, Goldwing falan değil. Motosiklet önerilerinizi bekliyorum. Ben Suzuki DL650 düşündüm. Hiç kullanmadım ama kullanan arkadaşlarım her zaman derler yani. Artçı arkada uyuyabilir. O kadar rahattır. Artçı demek bu arada arkaya oturan demek. Yani arkada küçük bir sarsıntısınız giderken. Artçısınız. Yani evet aslında. Sen yoruyorsunuz kullananı biraz arkada oturan. Merhaba, ben küçük sarsıntı. Oha! Trafiğe inanamazsınız. Görüyor olabilirler soldan belki. Vardır yani ev turu, araba turu yapmak ister misin? Al kamerayı kes. Etrafı bir gözler. Arabanın haline bak. Göstereyim bence yani. De. Size araba turu yapıyorum. Ama yemek yedik ettik. O normal yani. Tamam. Şimdi öncelikle burası. Yemekler, pişler, bir şeyler. Çöpler. Tabii ki de peçeteler, dezenfektanlar, şoförümüz. Ben şoför. Normalde GoPro'yu şuraya takıyoruz. Bazen buraya takıyoruz, yukarıya takıyoruz. Kamera, poşet, çanta, yerler, çöp. Uzun yolda normal bu işler. Hey! Teknonya'nın teyzesinin kızı bu. Jack Nonya.
Bak başladı bak. Bakın. Şarj oluyor. Bu nedir ya? Şuraya bakar mısınız? Ya yavrum şu an İstanbul'dan çıkıyor herkes. İstanbul bize kaldı Ceyda. Woohoo! Businessman. Şey takım elbisesini buraya asıyor. Ama o arabayı aldığımda geldi. Tespihiyle geldi arabaya. İnanılmaz. Geldik sayılır. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni vloglarda, yeni maceralarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Size daha bir sürü video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay canlar.